şimdi muhalefet partilerine baktığımız zaman diyorlar ki efendim Türkiye ekonomisi bitti. Türkiye işte onu yapamıyor, bunu yapamıyor, şunu yapamıyor. Son bir haftadır siyasi partilerin vaatlerine bakıyorum. Yarın seçim olacakmış gibi aynen Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, HDP'si, İyi Partisi önümüzdeki süreçteki seçimlere adaylar diyorlar ki onu yapacağız, şunu yapacağız, onu vereceğiz, bunu vereceğiz, işte işsizlere para vereceğiz. Yani hem Türkiye ekonomisi öldü bitti diyorlar, para yok diyorlar. Bitti diyorlar. Evet. Hem de birçok öyle bir vasıra diyorlar ki 2 trilyon dolara bulacak neredeyse şöyle baktığımız zaman. Yani Türkiye gerçekten gösterildiği gibi muhalefet tarafından o kadar kötü durumda değil mi ekonomi? Yani ne kadar borçluyuz? Mesela yurt dışında ülkelerin milli ekonomilerinin yüzde kaçı borçlu mesela? Evet. Türkiye'deki bizim milli ekonomimiz yüzde kaçı borçluyuz? Borçlanabilir miyiz daha? Yani nasıl görüyorsunuz? Vatandaş bir rahat nefes alması lazım. Bu işin uzmanı da sizsiniz. Evet. Şimdi geçen hafta bitirdiğimiz bir çalışma vardı. Bu çalışmada ülkelerin bu borçluluklarını analiz etmiştik. Orada Avrupa ülkeleri şu anda milli gelirleri kadar borçlu. Evet. Yani gelirleri kadar hemen hemen borçlu duruma gelmişler. İtalya, Yunanistan, Fransa hele onlar borçlarını %100'ün üzerine çıkarmış durumdalar. Evet. Ama bizim hala daha borç limitimiz %40'lar civarında gidiyor. Yani milli gelirimizin %40'ı miktarında bir borçluk seviyemiz var. Bu borçluk seviyesi risk değil. Bu borçluk seviyesi sürdürülebilir durumda. Türkiye'nin zaten şu andaki en büyük gücü buradan geliyor. 2001 yılında biz öyle bir finansman dengesi oluşturmuşuz ki 2001 yılında. O program şu ana kadar ülke ekonomisini ciddi anlamda ayakta tuttu ve bugünlere getirdi. Ve bugünlerdeki bu %40 miktarındaki borçluk seviyesi Avrupa Birliği açısından, yani dünyada şu anda Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir takım kriterler var. O kriterler Maastricht kriterleri olarak geçer. Onlar %60'a kadar ülkelerin borçlanabileceğini söyler. Yani biz tersten baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Ülkeler, Türkiye gibi bir ülke %40 borçlu seviyesindeyse şu anda işte %60'a kadar daha %20 daha borçlanabilir demektir. Önemli olan ülkelerin bu borcu döndürebilme kapasitesidir. Borç ödeyebilme kapasitesidir. Borcu yönetebilme kapasitesidir. Şu anda bizim en çok üzerinde durmamız gereken konu budur. Biz borcumuzu ödeyebiliyoruz. Evet, yüksek faiz ödüyoruz. Şu anda yani ülkenin, devletin ya da iktidarın uygulamış olduğu ekonomi politikalarını en çok eleştirenlerin yaklaşım sergiledikleri konu bu. Yani o kadar yüksek faiz olduktan sonra herkes para bulur. Hayır, bulamıyorsunuz. Yani ülkeler bir şekilde, Türkiye gibi bir ülke özellikle, savunma sanayiyle, işte bankacılık, finans sistemiyle çalışan bir ülke. Yani böyle bir ülkenin şey vardı, geçenlerde Amerika ile ilgili bir yorum yapmışlar. Amerika'nın yorumunda şöyle diyor, Amerikan askeri savunma sanayiyle finans kapital beraber çalışır diyor. Ve bu bütün Amerika'nın güvenlik belgelerinde yan yana geçer iki kelime. Der ki Amerika'nın güvenliği ve ekonomisi der. Evet, önemli ve ekonomisi. O. Şimdi o yüzden güvenliğine bir sorun geldiği zaman ekonomisine de bir sorun geleceğini ya da ekonomisine bir sorun olduğunda güvenliğinin de bundan etkilenebileceğini Amerika peşinen kabul eder. Ondan dolayı da zaten bir silah satarken sadece oraya bir güvenlik aracı satmaz. O aynı zamanda ekonomisi için finans kapitalini güçlendirecek bir şey de. Tahsilatını yapabilmesi için onu güçlendirmesi tabii, kazandıracak bir altyapı enstrümanını sağlar şimdi, diyorsunuz. Şimdi tabii Biden'dan önce meşhur Trump'ımız vardı. Trump Kuzey Kore'yi biraz tetikleyerek Güney Kore'ye silah sattı. Güney Kore'yi tetikleyerek işte Japonya'ya silah sattı. Oradaki 7. filoyu yıllık 2,5 milyar dolar onun maliyeti var. 3 milyar para istiyoruz dedi. Bak Kuzey Kore sizi bombalayacak, üstünüze gelecek. Onları öyle kışkırtarak kendini güçlendirdi. Sonra geldi Araplara 110 milyar dolarlık yani 110 milyar Suudi Arabistan'a sattı. Suudi Arabistan'a yani. O da PYD PKK'ya gitti o silahlar. Şimdi bu 110 milyar dolar oraya gelen silahları koyacak yer yok zaten. Onların çoğu parası ödendi öbür tarafta bekliyor. Farklı yerlere gidiyor. Bir de dediğiniz gibi başkalarına gidiyor. Orada prenslere tıktılar otele yani, bütün paralarını aldılar onu yaptılar. Şu anda temelde belki böyle bakmak lazım. Ülke ekonomileri güvenliklerini sağlayacak, ekonomik ve silah savunma anlamında güvenliklerini sağlayacak bir çıkış aramak durumundalar. Türkiye'de bu geliştirmiş olduğu yeni ihracat yaptığı bu İHA SİHA programları da çok önemli tabii. Evet. Onlarla yakında bir takım ambargolara maruz kalabilir. Hani nasıl ki Halkbank dünyadan refüze edildi, işte İran'a ambargo uygulandı gerekçesiyle. Evet. Bakın aynı şekilde Fransız Lafarge firması... Evet. Fransa Yüksek Mahkemesi Lafarge'ın kanun dışı, hukuk dışı işler yaptığını,
Suriye'de teröristlere destek verdiğini ispatladı. Belgeyi kendileri açıkladılar. Yani dışarıdan birileri belge getirmiyor. Kendileri söylediler. Böyle bir durumda Lafarge'in otomatikman dünyadaki ekonomik siyasi hayatından, ülkelerden, ticaretinden dışlanması, ambargo konulması, ticaretine yasak getirilmesi, hatta malına mülküne el konulması lazım. Ama o dünya beşten büyüktür diyor ya Cumhurbaşkanı. O beşin içerisine bunlar da dahil olunca ne oluyor? Otomatikman onlar Lafarge firmasını korumaya geçiyorlar. Evet, biz haklı zaman davamızda evet, kendimizi evet, anlatamıyoruz. Evet. Yani Halkbank gibi, savunma sanayi gibi, işte Aselsan gibi pek çok firmalar şu anda hakikaten ciddi anlamda bir çalışmalar yapıyorlar.